Bursa Fuarı'nda Samet Oysfar standına gelince bulabileceğiniz birçok yeni traktör var elbette. Onlar önemli. Ama çok daha önemlisinin yanında duruyoruz. Ve yanımızda da Sayın Mehmet Uzunköprü var. Kendisiyle bu gördüğünüz motorun üretimi için Balıkesir'de yapılan yatırımı konuşacağız. Yanlış duymadınız. Adı Farm Motion. Faz 5 bir motor Türkiye'de üretiliyor. Mehmet Bey, en önemli konuyu sizinle konuşmak istedim. Çok teşekkür ediyorum. Türkiye'ye katkılarınız çok büyük. Çok emek veriyorsunuz. Bugün de onun karşılığını şöyle çok yakışıklı diyebileceğim bir motorda, yani motora yakışıklı diyeceğim aklıma gelmezdi. Hakikaten çok güzel duruyor. İşin önemine dair cümlelerinizi, düşüncelerinizi, o bizim görmediğimiz ama sizin çok harcadığınız emeği biraz dinlemek isterim. Öncelikle çok teşekkür ediyorum standımıza geldiniz, bizi onurlandırdınız. Gerçekten ışıl ışıl bir motorla sizleri karşıladık. Bütün çiftçilerimize de hayırlı olsun diyorum. Çünkü bu geleceğe ışık tutacak, pırıl pırıl parlıyor ve Bandırma'da yaptığımız fabrikada üretilecek bir motor. Tamamen traktör için tasarlanmış, tarım için tasarlanmış özel bir motor. Adı bile o zaten, Farm Motion. Evet, Farm Motion. %100 yerli olacak neredeyse. Yani hedefimiz %95 yerlilik. Sadece belli parçalar dışında %95'ini yerli yapıyoruz. Şu anda biz yaklaşık 7 ay gibi çok kısa bir sürede bu işi başardığımızı söyleyebilirim. Çünkü 10.000 metrekare kapalı alanda bu motorlar üretime başlayacak. Şu anda 10 tane CNC tezgahlar alındı, kuruldu. Kapalı alanımız tamamlandı. Yani %90 fabrikamız hazır ve önümüzdeki ay inşallah seri üretime artık yavaş yavaş başlayacak. Ve bence çok önemli bir değer Türk toprakları için, Türk çiftçisi için. Çok önümüzdeki 30 yılın belki de bence en önemli yatırımlarından bir tanesine hep beraber şahitlik ediyoruz. Sizinle çok sık bir araya gelemiyoruz belki ama her konuştuğumda bana bir müjdeli haberi, bir değil birkaç müjdeli haberi veriyorsunuz. Bu da belki de en önemlisiydi. Tabii öncesinde de bir miktar konuşmuştuk bunu ama 7 ay gibi kısa sürede bunu hayata geçirebiliyor olmak nasıl diyelim, zor. Ama zoru başarmışsınız. Tabii ki bunun, bu emeklerinizin karşılığını belki traktör satışları olarak da alıyorsunuz, aldınız, almaya devam ediyorsunuz. Ama Türkiye'de bir ana regülasyon değişikliğiyle beraber artık Stage 5 dediğimiz bu motorlara geçiliyor, kademeli geçiliyor, geçilecek. Sürekli böyle bir değişiklik söz konusu oluyor. Ben bile takip etmekte zorlanıyorum. Çiftçilerimiz de takip etmekte zorlanıyor. Ama bir şekilde eninde sonunda Avrupa'nın da kullandığı Euro 5 seviyesine kavuşmuş olacak. Bunun Türk çiftçilerine, ben onların adına konuşayım, bir fiyat olarak, maliyet artışı olarak yansıma durumları var elbette. %95 yerlilik dediniz ya, o çok hoşuma gitti. Çünkü eminim daha uygun maliyetli bir motordan söz ediyoruzdur. Kesinlikle. Neler yaşandı bu geçiş sürecinde? Siz nasıl İsterseniz, bu kadar kısa sürede cevap verebildiniz? Neler oldu? Sondan başa doğru cevaplayayım. Lütfen. Şöyle, arkadaşlar, evet. 1-1-2023 yani Ocak ayı itibariyle Türkiye resmi olarak Euro 5 emisyon seviyesine geçiş yaptı. Artık bundan sonra Türkiye'de üretilecek traktörlerin çoğu Euro 5 olacak. Sadece şu anda 3 A'lı belli seriler üretilmeye devam edecek. Ve önümüzdeki dönem Avrupa ile eş olarak Euro 5 motorlara biz ulaşmış olacağız. Ve bütün traktörlerimizde bunları kullanmaya başlayacağız. Şimdi buraya baktığınızda bu şirketin gücünü, kuvvetini görüyorsunuz. Çünkü SDF Grup Ar-Ge'si ile meşhur, Ar-Ge'si ile ciddi anlamda öne çıkmış. Ürün anlamında, traktörlerin performansı anlamında ve özellikle motor ve şanzıman anlamında kendini ispatlamış bir Avrupa şirketi. Bunun Türkiye'ye getiriliyor olması, burada büyük yatırımlara imza atıyor olması bize nail oldu ve biz buna önderlik ettik. Bu anlamda çok seviniyorum çünkü biz 30 yıllık bir tecrübeyi İtalyanlarla birleştirerek Türkiye'nin gerçek değerlerini anlattık. Onlar da sağ olsunlar inandılar. Şu anda 140 bin metrekare bir fabrika alanı içerisinde yaklaşık 60 bin metrekare kapalı alana ulaştık. 3 boyahane, günlük 70 tane traktör üretim kapasitesi ki bunların Euro 5 ile üretilmesiyle beraber Avrupa'ya satışlar. İhracatta çok ciddi anlamda bir değer yarattık, değer yaratmaya devam ediyoruz. Ve şunu söylemek istiyorum, biz Euro 5'e hazırız. Ülke olarak ve Türkiye'de yaptığımız yatırımlar beraber SDF Grup olarak. Ve önümüzdeki dönem tamamen Euro 5 teknolojisinin dönemi olacak. Şimdi Euro 5 tabii ki neden önemli? Bir kere çevreye duyarlı olduğunu hepimiz biliyoruz.
Son dönemde hepimiz kişisel olarak da bu sorumluluğu hissetmemiz gerekiyor. Ama daha önemlisini söyleyeyim. Euro 5 motorlar sadece çevreyi korumuyor. Sadece çevre motoru diyenler lütfen bunu özellikle iyi dinlesin. Euro 5 motorlar tork gücü olarak, yani çiftçinin elde ettiği traktör gücü olarak %25 daha fazla bir güç demek. Yakıta geldiğinizde bu motor %20'ye yakın yakıt tasarrufu demek. Ve şunu söyleyeyim, evet biz Euro 5'e geçmemiz gerekiyor. Hem ülke olarak hem Avrupa'ya bu traktörleri gönderebilmek adına ve biz şirket olarak buna hazırız. Çünkü biz Şubat ayında Sayın Eski Bakanımız Mustafa Varank'a bir söz vermiştik. 7 ayda bunu tamamladık. Bugün alnımızın akıyla çıkıp diyoruz ki evet biz Türkiye'nin ilk Euro 5 motor fabrikasını yaptık. Ve artık 18 bin adetle başlayan yıllık kapasite 30 bin adete çıkacak. Yani Türkiye dışarıdan motor getirirken, ithal ederken şu anda biz Avrupa başta olmak üzere Amerika'ya ve dünyadaki 40 ülkeye yaklaşık bu motorlarla beraber traktörlerimizi satar duruma geldik. Burada yadsınamayacak, küçümsenemeyecek çok büyük bir başarı var. Ve bu başarı çiftçinin bu markaya inancı. Yani Türk çiftçisi bu markaya inanıyor, kullanıyor, bizi teşvik ediyor, zorluyor. Ben onlara çok teşekkür ediyorum. Teknolojinin arkasında durdukları için, bizi bu yatırımlara zorladıkları için ve bu değerleri Türkiye'ye kazandırdıkları için. Harika ifade ettiniz. Şunu da söylemem lazım. Hani bu kadar yüksek kapasitede bir motor üretim fabrikasının da eklenmesiyle beraber Balıkesir öyle bir hale geldi ki Bandırma'daki o kompleks diyelim. Ben Deutz-Fahr'ın Almanya'daki fabrikasına da gittim. İtiraf etmem lazım ki Balıkesir çok daha hacimli, çok daha büyük. Sizde gerçek rakamlar da vardır. Doğru muyum? Gözlemlerim doğru mu? Kesinlikle doğru. Dünyada tabii siz, çok önemli bir konumda şu anda Bandırma. Siz çok geziyorsunuz. Ben de çok güzel ve yakından takip ediyorum bunu. Evet, şu anda SDF grubun Almanya'da, İtalya'da ve Türkiye'de fabrikaları var. Şu anda grup içerisindeki en kapasitesi yüksek fabrikayız. Üretim kapasitesi olarak en büyüğüyüz. Motorla beraber çok daha büyük bir yatırıma ve değişime imza atmış oluyoruz. Bildiğiniz gibi biz Bandırma'da şanzımanı da kendimiz üretiyoruz ve her zaman söylediğimiz gibi yüksek şanzımanlar, yani 20-20'ler, 40-40'lar tercihimiz olsun. 8-8'ler tamamen artık bitiyor. 12-12'ler yok oluyor. Lütfen daha yüksek şanzıman seçeneklerini tercih edin. Çünkü daha fazla vites seçeneği daha az yakıt demektir. Bunu da hiçbir zaman unutmayın. Biz takip ediliyoruz. Bundan da hoşlanıyoruz. Bizi takip etsinler. Çünkü takip edildikçe biz hep beraber büyümeye, daha fazla gelişime ayak uydurmaya devam edeceğiz. Harika Mehmet Bey. Biz de o güzel üretilmiş traktörlerden birkaçını incelemek üzere sizden müsaade isteyelim. Tabii. Bu yoğun fuarda da size vakit ayırdığınız için de çok teşekkür ediyorum. Yani size ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü bu tip yenilikleri, ülkenin kazandığı değerleri tek tek işliyorsunuz nakış gibi. Yani birçok kişiden duyuyorum. Herkes Ömer Kuloğlu'nu yakından takip ediyor. Etmeye devam etsinler. Çünkü siz gerçekten sektörün doğrularını, teknolojik yenilikleri bizler gibi müşteriye en kısa sürede ulaştırıyorsunuz ve gösteriyorsunuz. Onlara yeni bir ufuk açıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Türk çiftçisine değer diyelim. Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.